Türkiye'de bir demokrasi tanımı tarifi yapmak pek mümkün görünmüyor. Çünkü biçimsel demokrasi dediğiniz şeyin en temel öğesi, yani o olmazsa olmaz dediği şey özü, seçimler yoluyla azınlıkta kalanın çoğunluğa gelme ihtimalidir. Yani iktidara gelme ihtimalidir. Şu an Türkiye'de 7 Haziran'ın ardından gelen bütün seçimlerde azınlığın çoğunluk olma ihtimali ne dair güvenceler, seçim güvenceleri ve seçim adaleti ortadan kaldırıldı. Dolayısıyla özü seçimlerle iktidarın değişmesi olan biçimsel demokrasinin Türkiye'deki durumunun tarifini yapmak için tek bir sözcük yeterli yok. Yok, bugün biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanı tarafından seçim öncesi, yerel seçim öncesi yapılan ve yerel seçimleri doğrudan ilgilendiren bir açıklama var. Eğer seçilecek belediye başkanlarının terör ilişkisi varsa oralara kayyum atarız. Terör ilişkisi olan birisinin seçime girmesi mümkün değildir kanunlarca. Yani seçilme yeterli olan kişiler ancak seçime girer. Dolayısıyla seçime girme yeterliliğini taşıyıp halk tarafından seçilen bir kişinin Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınması seçim güvenliğine ilişkin artık söz söylemeyi gereksiz kılıyor. Yine İçişleri Bakanı'nın talimatıyla yapılan muhtarlar hakkındaki soruşturmalar yerel seçimlerin hemen öncesinde. Mümkün müdür bir demokrasi tarifinin içine bunları sığdırmak? Mümkün değildir. Dolayısıyla yok. Yani bir kelime.